O belediye başkanımıza geçişini ben anons ederken al bir kaset yaptıracağız. Belediye başkanının geçişini Erzincan'a gönder. Ve yine şu anda çok değerli Sivas Belediye Başkanımız, Merkez Karar Yürütme Kurulu üyemiz Sayın Temel Karamoğlu oldu beyefendi. Aramıza katıldılar. Kendilerine hoş geldiniz diyor. Sevgiler, saygılar sunuyor. Bakın senin CCTV'ye alıyor mu şu an? Yücel Bey'in ses cihazının üzerinde bulunan ışığı istiyoruz. Isıram ediyorum kardeşim. Lütfen. Fişi fişi. Fişi tamamlayacağım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi. Aramıza katıldılar. Hoş geldiniz diyoruz. Kendilerine sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yine ve yine şu anda bölgemiz milletvekili, canımız, her şeyimiz başkanımız Sayın Ekrem Erdem Bey katıldılar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Sevgiyle, saygıyla kendilerini selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ve yine Refah Partisi Beykoz Belediye Başkanı adayımız Sayın Yücel Çelik Bey efendi. Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sayın Ali Nabi Koçak Bey aramıza katıldılar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Selam akşam. Merkez Karar Yürütme Kurulu üyemiz Sayın Kerim Avşar Bey aramızda. Thank you.
beyanlama konuşması yapmak üzere Refah Partisi Beykoz İlçe Başkanı Sayın Şahin Soylu Bey hitap edecekler. Buyurun Sayın Başkan. Muhterem Genel Başkanım, muhterem milletvekillerim, muhterem İl Başkanım, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli belediye başkanlarım, özellikle çok uzaklardan Sivas'tan buralara kadar gelen Mehmet Karamoğlu abim, çok değerli İl Mahalle sakinleri, değerli bakanlarım. Refah Partisi ve çok yüksek teşkil ettiğim tepkimiz oldu. Bu açık hava sohbetine hepinize hoş geldiniz diyorum. Sizleri sevgi ve muhabbetle düzeltiyorum. Geceniz daha olsun. İnşallah bu toplantımız İstanbul 4. bölgede olacak ilk milletvekili seçimlerinde Refah Partisi'nin 6-0'ın işaretini hepinize hürmet ve muhabbetle şimdi sizlere bir müjdemiz var. Bu müjdeyi size vermek için Erzincan Otlukbeyli ilçesi eski belediye başkanı Sayın Hacı Yusuf Albayrak Bey'e ben mikrofonu veriyorum. Size müjdeyi verecekler. Buyurun. Muhterem hocam, muhterem belediye başkanım, muhterem Beykozlular. Geçtiğimiz pazar günü Nevşehir ilimiz bize müjdeyi verdi. Ben de şimdi size refah zincirine yeni bir altın lokma ekleniyor. Onun müjdesini vermek üzere huzurunuzdayım. Erzincan ilimizin Çukurkuyu Belediye Başkanı Sayın Osman Keskin bugün burada Büyük Birlik Partisi'nden istifa ederek Refah Partisi'nin Buyurun Sayın Bakan. Adi Tarih. Sayın Hocam.
Efendim, sevgili Beykozlular, Allah'ın izniyle bundan sonra bir nefer olarak Refah Partisi'nde görevimi sürdüreceğimden mutluluk duyuyorum. Siz de Beykozlular olarak Refah Partisi'ne böyle bu şekilde gönül verdiğinizden daha çok seviniyoruz. Kapattınız mı? Beykoz seçimleri bütün milletimize hayırlı olsun. Bu güzel konuşmasından dolayı ve güzel dileğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir duyurumuz var. Bekir Aybakan Bey. Bekir Aybakan Bey hastaları varmış, çok acil olarak Çavdar Tuhafiye'ye gelmesi isteniyor. Yine aramızda yine bir misafirimiz, Kocaeli İhsaniye Belediye Başkanımız Sayın Necati Zorlu Bey aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi sizlere hitap etmek üzere çok değerli il başkanımız Sayın Ekrem Erdem Bey'e mikrofonu veriyorum. Buyursunlar Sayın Başkanım. Muhterem Genel Başkanım, muhterem belediye başkanlarım, milletvekillerim, il ve ilçe teşkilatının değerli mensupları, çok kıymetli Beykozlular, saygıdeğer hanımefendiler, sözlerime başlarken hepinizi saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hepinizin malumu 27 Mart seçimlerinde Refah Partisi çok büyük bir zafer elde etti. Bu zaferi hazmedemeyenler Refah Partisi'nin elinden bazı belediyeleri almak kastıyla iptal etti. İlk iptal günleri belki bize hüzün oldu ama biz şer zannediyorduk. Şimdi bu kalabalıkları görünce şer zannettiğimiz o iptallerin ne büyük hayır olduğunu görüyoruz. İnşallah Nevşehir'i iptal edenlere Nevşehir halkı cevabını verdi. Daha büyük farkla Nevşehir'i tekrar refaha verdi. İnşallah 10 Temmuz'da Beykoz'da, Fatih'te, Yalova'da da aynı cevabı alacaklar. Refah Partisi sandıktan patlar teslim olacak. Ben şimdiden bu neticeyi görüyor, bu neticenin memleketimiz, milletimiz ve beldelerimiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz eden hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Şimdi de yine sizlere hitap etmek üzere Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sayın Ali Nabi Koçak Bey geliyor. Buyurun Sayın Başkanım. Selamünaleyküm. Muhterem Genel Başkanım, muhterem İl Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı diyemeyeceğim
Beykoz Belediye Başkanı kardeşimiz. Muhterem Beykozlar, Allah'ın izniyle şu coşku gösteriyor ki biz Beykoz'u daha farklı alacağız. Üç ay evvel Beykoz'un, Fatih'in tekrar iptal edileceğini duyan Erbakan hocamız şunu demişti. Biz Sultanbeyli'yi 5 yıl evvel %30 aldık. İkincisini %60 aldık. İnşallah Beykoz'u %50 ile alacağız. Sultanbeyli yolu suyu elektriği hiçbir şey olmayan bir yerdi. 5 yılda kendi dairesimizde neler yaptık? İnşallah bundan sonra arkamızda Büyükşehir Belediyesi var. Beykoz daha güzel hale gelecek. İşte bir hafta evvel bütün belediyeler, Anadolu yakasındaki belediyeler, refahçı belediyeler olarak bütün araçlarımızı Çekmeköy'e seferber ettik. Allah'ın izniyle bütün belediyenin araçları bir araya gelince bir beldenin işi çok çabuk bitmektedir. İnşallah 10 Temmuz'dan sonra bütün ağırlığımız Beykoz'a verilecek. Bütün imkanlarımız da Beykoz'a hizmet edecek. Biz şimdiden Beykoz'a gelecek olan, sizlere gelecek olan hizmetlerin hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Sizin şu 5 gün gayretli çalışmanızı sizden rica ediyoruz. Esselamu Aleyküm. Sultanbeyli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendisine sevgiler, saygılar sunuyoruz. Sağ olsun, var olsun. Yine şimdi de sizlere hitap etmek üzere Sivas Belediye Başkanımız, Merkez Saray Üniversite Kurulu Üyesi Sayın Temel Karamollaoğlu sizlere hitap edecek. Buyurun Sayın Başkan. Selamünaleyküm muhterem yeni mahalleli kardeşlerim. Cenab-ı Hak coşkunuza, azminize, kararlılığınıza bereket ihsan etsin. Sizin bu coşkunuz, bu azminiz, bu kararlılığınız inşallah sadece Beykoz'un değil, Türkiye'mizin bütün problemlerinin çözümünde başka yerlere de ışık tutacak. Bugün sabahtan beri Beykoz'dayız. Beykoz'un her yeri aynı coşkuyla çalkalanıyor. Diğer partilerin de konvoylarını, toplantılarını görüyoruz. Ama refah toplantılarında bir başkalık var. Cenab-ı Hak inşallah bu memleketin gidişatını değiştirecek. Bunu da sizin ellerinizle yapacak Allah'ın izniyle. Siz bu coşkuyu, bu kararlılığı, bu azmi birkaç sebepten dolayı gösteriyorsunuz. Bunlardan bir tanesi geçen seçimlerde milletimizin kanaati, reyi belli olmuş. Refah Partisi'ne belediyemiz teslim edilmişken maalesef bir takım entrikalarla bu vazife refahtan haksız yere alınmaya kalkıldı. Siz buraya bunun cevabını daha güçlü bir şekilde, daha gür bir şekilde vermek için gelmiş bulunuyorsunuz. İnşallah bu azminizle tekrar Güzel Bey kardeşimizi 10 Temmuz'da belediye başkanı ilan edeceksiniz. Sizin buraya gelişinizin başka bir sebebi de elbette içinde yaşadığınız beldenin dertlerinin, problemlerinin bir an önce çözülmesini istemenizdir. İşte Büyükşehir Belediye Başkanımız, işte yarın ki inşallah Beykoz Belediye Başkanımız bu problemleri en kısa zamanda vaat edenler, iş vaat edenler, aş vaat edenler bizi ne hale düşürdüler. İşsizlik artık korkunç boyutlara ulaştı.
İşte pahalılık hangi noktaya geldi gördünüz. Bugün bizi iktidara getireceğini, bugün bize iktidara gelerek problemleri çözeceğini vaat edenler maalesef Refah'ın kurduğu fabrikaları teker teker satarak bu memleketin borcunu ödeme noktasına düştüler. Ama siz şu kefiraya gelerek verdiğiniz kararla bundan sonra sadece belediyelerde değil, Allah nasip ederse Ankara'da da iktidara Refah'ı getirme kararlılığınızı gösterdiniz. Cenab-ı Hak şimdiden kazanınızı mübarek eylesin. 10 Temmuz'daki Refah bayramınızı mübarek eylesin. Cenab-ı Hak sizlerin çalışmalarınıza bereket ihsan etsin. Daha huzurlu, daha güzel günler sizin olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyor. 10 Temmuz bayramınızı şimdiden kutluyorum. Esselamu aleyküm. Çok güzel bir mahalleye kardeşlerim. Çok değerli Sivas Belediye Başkanımız ve Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyemiz Sayın Temel Karamollaoğlu'na teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Değerli Başkanımız Sivas'ta oyunu bozdu. Biz de inşallah 10 Temmuz'da Beykoz'da oyunu bozacağız. Ve Refah Bayramı mutlaka bir kez daha Beykoz'a mutlak gideceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi hepimizin yakından tanıdığı 4. Bölge Milletvekilimiz Sayın bizim bölgemizin Milletvekili Sayın Ali Oğuz Bey sizlere hitap edecek. Kamilerin mikrofonu davet ediyorum. Buyurun. Selamun aleyküm muhterem kardeşler. Değerli genel başkanım, belediye başkanlarım ve partimizin üst düzey yöneticisi kardeşlerim, değerli Beykozlular, yeni mahalleliler. Hepinizi selamlar, en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı rahmeti bereketinizden ne olsun. Vaatlerinin hepsinin yalan olduğunu anlamıştır bu milletimiz. Ahlak tahribatı dayanılmaz seviyelere gelmiştir. İşsizlik has patlaya gelmiştir. Açlık, perişanlık içerisinde bu millet bir an evvel onlardan kurtulmanın kararlılığı içerisinde önce mahalli idareler hizmetlerini refaha tevki etmiştir. Kısa bir zamanda inşallah hüküm... Diyorlar ki nasıl geldi, biz niye görmedik? Israr ediyor, ben evet diyor geldim, şurada biz yemek yiyorduk, o da bizle sohbet ediyordu, konuşuyordu. Gelenler bütün izlenmek istemiyorlar. Evin gençlerden birisi diyor ki amcalarım, siz diyor anlayamadın mı hala? Evet, biz burada yemek yiyorduk, hocamız televizyonda konuşuyordu bize. Cenab-ı Hak en hayırlı hizmetleri neredeyse o hizmetleri orada vermeyi bize nasip etsin. Tekrar hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlarım. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı hepinizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm. Çok değerli Merkez Karar Yürütme Kurulu üyemiz Kerem Avşar Beyefendi'ye yapmış olduğu bu duygulu konuşmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Rabbim kendisinden razı olsun. Şimdi
Evet. 27 Mart seçimlerinden önce 27 Mart seçimlerinden önce yine gönüllerde refah vardı. İnsanımızın her hal ve hareketinden bu belliydi. Ancak bazılarının işine gelmediği için bu gelişi nasıl engelleriz diye çeşitli entrikalarla önlemeye çalıştılar. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız İstanbullulara vermiş olduğu bu güzel mesajlarla insanımızın gönlünde park kurdu. Ve bu oyunu İstanbul Büyükşehir'de bozdu. Adeta başkanımıza hücum ediyorlardı. Ama şimdi elhamdülillah, şimdi sesimizi duyurabilme imkanına sahibiz. Arkadaşlar, Kanal 7'yi izlemeye devam edin. Burada çok değerli başkanlarımız sizlere çok önemli mesajlar veriyorlar. Ve vermeye bundan sonra da devam edecekler. Bu oyunu mutlaka bozacağız. İşte İstanbulluların gönlünde park kuran değerli başkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi sizlere hitap edecek. Buyurun hocam, değerli milletvekilim, değerli belediye başkanlarımız, yeni mahallenin bu maddede karanlık olan gecelerin aydınlık sabahlarına refahla çıkacağımız dört günlük sürenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kardeşlerim, sizin inancınız, sizin kararlılığınız, sizin heyecanınız, sizin bu davaya olan aşkınız bir şeyi ortaya koyuyor. O da şudur: ne yaparsanız yapın, isteseniz de istemeseniz de Allah nurunu muhakkak tamamlayacaktır gerçeğini ortaya koyuyor. Bunun 1 trilyon 650 milyarı Ömerli Barajı'na, yani Anadolu yakasına yapılan yatırımdır. Bunu niçin yapıyoruz? İstanbul İnşallah bundan sonra bu sıkıntıyı yaşamasın için yapıyoruz. Anlatacağımız konular çok. Fakat vaktimiz dar. İnşallah. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye yapmış olduğu bu güzel konuşmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Şimdi çok değerli yeni mahalleliler, ben müteahhit defalar buradan ses cihazlarıyla geçtim. Zaman zaman önümü keserek. Bundan önce SHP'ye oy vermiş benim kardeşim, DSP'ye, Ana Vatan Partisi'ne, kısaca diğer bütün siyasi partilere oy vermiş olan kardeşlerim
Biz artık bu haksızlığa tahammül edemiyoruz. Haklının hakkını 10 Temmuz'da mutlaka iade edeceğiz diyorlar. Ve bundan önce de çok değerli yeni mahallemizin güzel insanları, muhterem bacıların ve sevgili çocuklar. Hepinizi hürmetle saygıyla selamlıyorum. Geceniz mübarek olsun, geleceğiniz aydınlık olsun. Çok değerli genel başkanım, sizlere hitap edecekleri için ben sözlerimi çok kısa tutmak zorunda kalacağım. Bağışlayın, çünkü ben müteaddit defalar huzurlarda geldim. Girmediğim sokak, girmediğim kahve, esnaf arkadaşımın dükkanı ve evlerdeki de yok aşağı yukarı. Hepinizle yüz yüze görüşme imkanı çoğu zaman buldum. Ve sizleri dinledim ve gördüğüm manzara oydu ki sizler gerçekten bizim ta kendimizsiniz, bizler de sizin ta kendiniziz. Allah'a hamd ediyorum ki böyle kaynaşmış bir yönetimi, bütünleşen bir halkı halk ettiği için Rabbime hamd etmek istiyorum. Onun için 10 Temmuz 94 akşamı sandıklardan yüce çelik bile çıkmayacak. Kim çıkacak biliyor musunuz? Sandıktan siz çıkacaksınız. Beykozlar çıkacak. Beykozlar. Düşmesin bir belediye, adam kayırmasın bir belediye, yandaşa hizmet etmeyen, bütün Beykoz'a hizmet eden bir belediye, tasarrufa riayet eden, yatırıma devam eden, insanlara hizmeti Allah'ın kendisine verdiği bir nimet olarak görüp, o hizmeti sürekli hale getiren, iki günü birbirine eşit olmayan bir anlayışla hizmet edecek olsun diyorum. Heyecanlanmamak mümkün mü? Tam 25 yıl illa ekonomik bağımsızlık diyerek ağır sanayi hamlemizi başlatan ve bütün dünya insanlığının saadet ve mutluluğu için adil düzeni bütün dünya insanlığına takdim ederek insanımızın gönlünde fark kuran değerli lider, Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan Hocam. Sizlere... Aleyküm çok aziz ve muhterem Beykozlu kardeşlerim. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Allah'a şükürler ediyorum. İmanlı, temiz, çalışkan Beykozlu kardeşlerimizle.
şöyle güzel bir günün, şu güzel latif akşam saatinde bir araya gelmek nasip oldu. Her şeyden evvel saygıdeğer hanımefendiler, sağ olun efendim. Sizin sevginiz bize yeter.
Nefes gelir, yüzler güler. Allah bağışlasın. Sağ olun, var olun. Nefes Partisi Genel... Nefes Partisi Genel Başkanı Kıyam Erdem Bey, Nefes Partisi Beykoz Belediye Başkanı adayımız Sayın Yücel Çelikbilek. Saygıdeğer hanımefendiler, üstü açık araçtan hepinize sevgiler, saygılar sunuyorlar. Sağ olun, var olun. Sizin sevginiz bize yeter. Sağ olun efendim. Sevgi, saygı bizden. Parti Beykoz Belediye Başkanı adayımız Sayın Yücel Çelikbilek, hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız şu anda üstünlük olsun. Vakti geldi. Refah Partisi Genel Başkanı, Sayın Belediye Başkanı Sayın Yücel Çelikbilek, şu anda siz öncünüzün arkasındaki üstü açık selamlama aracından hepinize gönül dolusu sevgiyi saygı sunuyorum. Gününüz bereketli, geleceğiniz aracılık adındaki saygı bizden. Sizin sevgiyiniz bize yeter. Refah gelir, sorun gider. Sağ olun efendim. Otobüsümüzün arkasındaki belediye başkanı adayımız Sayın Yücel Çelikbilek. Şu anda ses otobüsümüzün arkasındaki üstü açık araçtan sizleri selamlıyorlar. Hepinize gönül dolusu sevgi saygı sunuyorlar. Sağ olun efendim, hayırlı günler diliyoruz. Sizin sevginiz bize yeter. Refah gelir, yüzler güler. Sağ olun, var olun. Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan, bölgemiz milletvekili Sayın Ali Uğuz Bey,
İstanbul'un ilk başkanımız Sayın Çelik Bilek şu anda Ayalar Nalburi'ye. Hayırlı işler diliyoruz. Erkan Market, hayırlı günler, hayırlı işler diliyoruz. Sizin sevginiz bize yeter. Refah gelir. Sevgili gençler, yüzler güler inşallah. Pencerelerinden bize sevgi gösterisinde bulunan saygıdeğer hanımefendilere Refah Partimizden gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Sayın Ekrem Erdem Bey, Ekrem Belediye Başkanı adayımız Sayın Yücel Çelik Bilek. Şu anda sevgiler başlatıda. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Muhterem Genel Başkanımız sizleri selamlıyor. Hepimize gönül dolusu sevgi, saygı sunuyor. Sağ olun, var olun. Yüzler güler. Metin Erbakan. Bölgemiz milletvekili Sayın Ali Oğuz Bey. İstanbul İl Başkanımız Sayın Ekrem Erdem Bey. Refah Partisi Beykoz Belediye Başkan Adayımız Sayın Yücel Çelik Bilek şu anda ses otobüsümüzün arkasındaki üstü açık selamlama aracından sizleri selamlıyorlar. Hepinize gönül dolusu sevgi, saygı sunuyorlar. Saygı bizden. Muhterem Genel Başkanımız bu akşam saat 6'da Gümüşsuyu Merkezi'nde halka hitap edecek. Yavrular, geleceğimizin umudu sevgili gençler. Artık gönüllerde refah var. Sağ olun, var olun. Refah Partisi Genel Başkanı Sayın kardeşlik için, mazlumu tutup kaldırmak için, adil bir düzen, hakça yönetim için, sevgili gençler, oyunu bozmak için, Beykoz Belediye Başkan Adayımız Sayın Yücel Çelik Bilek, şu anda ses otobüsümüzün arkasındaki üstü açık araçtan sizleri selamlıyorlar. Hepinize gönül dolusu İstanbul İl Başkanımız Selik Bey, şu anda üstü açık araçtan sizleri selamlıyorlar. Hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyorlar. Gününüz bereketli, geleceğiniz aydınlık olsun. Başkan adayımız Sayın Yücel Çelik Bey, hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyorlar. Gününüz bereketli, geleceğiniz aydınlık olsun. Geleceğimizin umudu sevgili yavrular. Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Necmi Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan, bölgemiz milletvekili Sayın Yücel Çelik Bilek, hepinize sevgi saygı sunuyor efendim. Sağ olun efendim. Arkada ses cihazımızın arkasındaki üstü açık araçtan sizleri selamlıyor efendim. Sağ olun, var olun. Devam edin arkadaşlar. Bu akşamın genel başkanı. Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Bölgemiz milletvekili
Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Sayın Yücel Çelik ve şu anda ses otobüsümüzün arkasındaki üstü açık selamlama aracımızdan sizleri selamlıyorlar. Hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyorlar. Gününüz bereketli, geleceğiniz aydınlık olsun. Evet, bilin, kaç tanesi. Hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. Karadeniz Sinek'e bak. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun efendim. Sizin sevginiz bize yeter. Refah gelir, yüzler güler. Gelin canlar bir olalım, el ele, gönül gönüle, sevgiyle, hep birlikte, Beykoz'a hizmet için refahı seçin. Necmettin Erbakan, bölgemiz milletvekili Sayın Ali Oğuz Bey, İstanbul İl Başkanımız Sayın Ekrem Erdem Bey, şu anda ses otobüsümüzün arkasındaki üstü açık selamlama aracımızdan sizleri selamlıyorlar. Hepinize gönül dolusu sevgilerimiz bize yeter. Refah gelir, yüzler güler. Sizleri selamlıyorlar. Hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyorlar. Yüzler güler. Efe Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan, bölgemiz milletvekili Sayın Ali Oğuz Bey, İstanbul İl Başkanımız Sayın Ekrem Erdem Bey, Ekoz Belediye Başkan Adayımız Sayın Yücel Çelik Bey, şu anda ses otobüsümüzün arkasındaki üstü açık selamlama aracından sizleri selamlıyorum. Hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Sağ olun, gününüz bereketli, geleceğiniz aydınlık olsun. Öğrenciniz kulak olsun. Öğrenciler diliyorum. Evet, arkadaşlarımıza öğrenciler diliyorum. Gününüz bereketli, geleceğiniz aydınlık olsun. Eczanemize öğrenciler diliyorum. Başkanı Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan.
bölgemiz milletvekili Sayın Ali Oğuz Bey, İstanbul İl Başkanımız Sayın Ekrem Erdem Bey, Beykoz Belediye Başkan Adayımız Sayın Yücel Çelik ile hepinize sevgiler, saygılar sunuyorlar. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Sağ taraftan devam ediyoruz. Sağ taraftan. Konvoy başı sağ taraftan devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Doktor Necmettin Erbakan, bölgemiz milletvekili Sayın Ali Oğuz Bey, İstanbul İl Başkanımız Sayın Ekrem Erdem Bey, Beykoz Belediye Başkan Adayımız Sayın Yücel Çelikbilek, şu anda ses otobüsümüzün arkasındaki üstü saygılar sunuyorlar. Ömer Bey yok mu? Ömer Bey. İstanbul İl Başkanımız Sayın Ekrem Erdem Bey, Beykoz Belediye Başkan Adayımız Sayın Yücel Çelik Bey. Şu anda ses... sizleri selamlıyor. Hepinize gönül dolusu sevgi, saygı sunuyor. Kolay gelsin. Erbakan, bölgemiz milletvekili Sayın Ali Oğuz Bey, İstanbul İl Başkanımız Sayın Ekrem Erdem Bey, Beykoz Belediye Başkan Adayımız Sayın Yücel Çelik Bilek. Şu anda ses otobüsümüzün arkasındaki üstü açık selamlama aracından sizleri selamlıyorlar. Hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyorlar. Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız sizleri selamlıyorlar. Saygılar sunuyoruz. Esnaf kardeşlerimize hayırlık olsun. Saatler olsun. Hayırlı günler dilerim. Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Yücel Çelik Bey. Şu anda ses otobüsümüzün arkasındaki Kavacıklılar, oyunu bozmak için... Var! Güzel çelik bile! Genç, dinamik, çalışkan, cesur, sürü!
başkanlar konuşuyorlar. Zaten demiş 25 kişilik bir genel meclisinin 16 tanesiydi. Refah Partili'ydi. Ve şimdi de Refah Partili bir belediye başkanının seçilmesiyle inşallah büyük hamleler başlayacaktır. Aynı şekilde İstanbul'da Beykoz'unda ve Yalova'sında bu pazar günü eskisine nazaran çok daha büyük bir oy partisiyle Refah Partisi kazanacak. İnşallah bunu yaptığımız bütün ziyaretlerde daha açık bir şekilde görüyoruz. Bundan önceki seçimlerde Vaki ve Beykoz'da oranında oy almıştı. Şimdi inşallah bu pazar günü oy oranımız %50. Görüldüğü gibi artık Refah Partisi Türkiye'deki seçimlerde %50 oy aldı. 50 yıllık taklitçilik devrinin zamanında halkımızın milli görüşü, adil düzeni istediğini ve en kısa zamanda Refah Partisi'nin çoğunlukla iktidara geleceğini gösteren apaçık bir sonucu, apaçık bir sonucudur. Böylece inşallah Refah Partisi iktidara gelecek, zulüm bitecek ve yüzler gülecek. Bu çalışmalarımızı halkımızla beraber yürütürken biraz evvel teessürle kıymetli yazarlarımızdan Orman Erel Bey trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyduk. Buna büyük bir şekilde üzüldüm. Çünkü kıymetli bir yazar olarak güne kadar Refah Partisi'nin yüz gelişmesini etrafa yayan, böylece hayırlı bir hizmet yapan yazarımız olarak hiçbir zaman unutmayacağız ve kendisine rahmet diliyoruz. Bütün basın mensubu arkadaşlarımızı ve milletimize de başsağlığı diliyoruz. Çalışmalarımız görüldüğü gibi halkımızla beraber yürüyoruz. Nereye gitsek halkımızın bize de beraber olduğunu görüyoruz. Rusya'da 70 sene halka zulmeden bir komünizm devri kapandıysa, Türkiye'de de 50 sene halkımızı aç bırakan, işsiz bırakan, faiz denizden bir batı parçalığı devri kapandıysa, yeni bir devir başlamıştır. Böylece inşallah kısa zamanda şah ulaşacağız. Şu anda Beykoz'dayız. Beykoz'umuzda Refah Partisi'nin seçimi kazanması demek, Beykoz, Beykozluların demek. Çünkü diğer partiler, holding partiler, bunlar seçim için yaptıkları mücadelenin temelinde Beykoz'daki halkımıza hizmet yatmıyor. Dünyanın en güzel köşesi olan Beykoz'daki rantları, acaba hangi holdinglere nasıl çevirilir diye yapmakta çok. Halbuki Refah Partilerimiz Beykoz'un güzelliklerini Beykoz'un kardeşlerimize tahsis edecek. Kıymetli belediye başkanımız 3 gün büyük bir enerjiyle, azimle Beykoz'un meselelerini ele almıştı. Zaten Beykoz Belediye Meclisi'nde 30 kişilik meclisiyesi, 16 tanesi Refah Partilerimiz. Beykoz Belediye Meclisi zaten Refah Partisi'nin konusundadır. Şimdi bütün Beykoz Belediye Meclisi üyeleriyle beraber kıymetli belediye başkanımız 3 gün sonra vazifeye başladığı zaman ilk işi yıllardan beri Beykoz'un kardeşimle sizin özledikleri kapılarını dağıtmak olacak. Gelmiş burada dişiyle tırnağıyla bizle bir bardak yapmış. 20 senedir burada oturuyor. 20 yıldır birçok belediyeler geldi geldi. Beykoz'lu kardeşlerimizin en tabiatından bu kapılar dağıtıyor. İlk defa bu hizmetleri Refah Partisi yapacak. Batı Taşı'nın faizci partilerini faizler mahvettikleri ve iflas ettikleri için şimdi Beykoz'daki 3 tane fabrikayı kapatıp satıp bu fabrikalarda çalışan 20 bin kardeşimizi işsiz bırakmak gayreti içindedirler. Bunlar
açıkça ilan etmişlerdir. Bu fabrikaları satıp ne yapacak? Buraya otel yapacak. Bu dünyanın en güzel köşesini yabancılara teşkil çekecekler. Onların zoru budur. Hayır, Refah Partisi bu fabrikaları kapatacak. Tam tersine, hatta belediye olarak Beykoz'daki 20 bin işsiz kardeşimize iş bulmak için yeni sanayi bölgeleri inşaat edecek. Beykoz'umuz hem dünyanın en güzel yeşil fırlandığı köşesi olarak yepyeni bir Beykoz olacak. Hem işsizlerin sanayi bölgelerini önlemiş olacak. Tabularını almış, huzura kavuşmuş insanların bir şekli olacaktır. Bu çalışmaları canla başla yürüteceğiz. Zaten Büyükşehir Belediyesi Refah Partisi nedir? Beykoz Belediyesi'nin de Refah Partili olması aradaki uyumun işbirliği en kuvvetli şekilde yapılmasını sağlayacak ve Beykoz yıllardan beri beklediği, özlediği yönetime kavuşacaktır. Biz son derece sevinçliyiz. Beykozlu kardeşlerimizi şimdiden tebrik ediyoruz ve kıymetli dinamik Umaz Pırlanta Belediye Başkanımızı da huzurlarınızda yapacağı hayırlı sebeplerden dolayı yıllar teşekkürle şimdiden tebrik ediyorum. 10 Temmuz seçimlerinin bütün ülkemiz halkına, bütün İslam aleminde bütün insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Çakar, 10 Temmuz seçimleri bazı siyasi partilerin için son şans olarak verildi. Örneğin Devlet Partisi ve Anamacan. Bunlardan bazı milletvekillerinin bir diğer partiye geçeceğini söylüyorum. Sizin görüşmeli olduğunuz milletvekili var mı partiye transfer edeceğiniz? Hemen şunu belirteyim ki artık onların şansı bana kalmamış. Çünkü 27 Mart seçimlerini yaşadık. 27 Mart seçimleri bir dönüm noktası. Taktici partiler bitmişti. Şans mans yok. Yan yana dursa, üst üste dursa, alt alta dursa bir şey ifade etmezler. İşte bak Nevşehir'de SHP ve MHP seçime girmedi. Açıkça DYP'yi desteklediler. Ama ne oldu? Yine sıfır. Yine sıfır. Çünkü devirleri bitmişti. Biz Refah Partisi'yiz. 60 bin yolu kucaklayan kardeş bilen bu ülkenin halkının kendisiyiz. Kamu milletin değiliz. Batı taklitçisi değiliz. Biz halkın kendisi olduğumuz için halkın hepsi bizimdir. Onun için 60 milyon hepsi kardeş, hepsi Refah Partilidir zaten. Arada sadece fark şudur, bir kısmı ben Refah Partiliyim diye teyit ediyor. Öbürü de teyit etmeye aday olarak sırasını bekliyor. İstese de istemese de EYP'nin ANAP'ın içindeki arkadaşlarımız çok kısa bir zaman sonra zaten ben de Refahçıyım diyecekler. Ancak şunu belirtmek isterim ki bugünkü 450 kişilik parlamento içinde daha ilk kademe hepsi Refahçı olacak hiç istisnasız ama ilk kademede şöyle kendilerine özel olarak konuşsam %80'inin inanç itibariyle Refah zihniyetinde, milli görüş zihniyetinde, milli ve manevi değerlerimize saygılı insanlar olduğunu görürsünüz. Türkiye'de böyle garip bir soru yok. İnsanlar başka bir şey inanıyor. Yanlış zihniyetli bir partinin içerisine girdikleri için parti disiplininden dolayı yüreğine taş basıyor, azap çekiyor, inanmadığı şeylere alet olmak üzüntüsünü taşıyor. Mesela bu partiler Ermenilere buğday veriyor. Bunu hangi DYP'li, hangi ANAP'lı arkadaşımız tasvip eder? Yan yana konuştuğumuz zaman Refah Partisi haklıdır diyor. Peki meclisin içerisinde niye yanlış yere parmak kaldırıyorsunuz dediğimiz zaman ve hocam biliyorsunuz parti disiplini diyor, adeta büyülenmiş gibi inanmadığı şeye hizmet ediyor. Onun için bu parti taksimatları sunuyor. Bugün Refah Partisi, bugünkü parlamentoda da %80 parlamenterin inancını temsil etmektedir. Bir de kim kendileri birçok konuşmadan sonra koşup boynumuza sarılıyor. Hocam Allah razı olsun. İçimizi ferahlar. Biz maalesef bu partinin içinde olduğu için bunları istediğimiz halde konuşamıyoruz. Siz hepimize tercüman oluyorsunuz diyorlar. İşte gerçek. Refah Partisi sadece parlamentonun değil, 60 milyonluk ülke halkının da en az %80'inin inancını temsil etmektedir.
ve kısa bir zaman sonra inşallah bütününü kucaklayacaktır. Bu ülkenin evladı olup da tekrar ediyorum, Refah Partili olmamak mümkün değildir. Kiminden 5 dakika konuşmaya ihtiyaç vardır, kiminden 5 saat konuşmaya ihtiyaç vardır. İşte yaşadığımız tarihi olaylar bu oluşum için atılan adımlar. Nevşehir seçimi Anadolu'nun bağrından bir yanardağın süskürmesidir. Bir işaret fişeği. Nevşehir 2 sene önce de yapılan bir belediye seçiminde ilk defa Refah Partisi'ne %25 oy vererek Refah Partisi'nin en büyük parti olduğunu, artık yerel yönetimlerde Refah Partisi'nin kara geleceğini müjdelemişti. Şimdi 2 sene sonra tekrar öncülük yapıyor. Geçtiğimiz 3 Temmuz'daki seçim sonucunun manası nedir? Artık Refah Partisi genel yönetime geliyor. Attığımız adımlar bu büyük tarihi gelişimin adımları. Ne kadar daha çabuk biterlerse, yanlış zihniyetlerden, faizcilikten, batı taklitçiliğinden vazgeçerlerse o kadar hayırlı olur. İnşallah bu pazar önemli bir adım atılacak. Üçünü de Refah kazanacak. Üçünü de kaybedecek. Ve böylece demin arz ettiğim tarihi oluşuma hızla yaklaşmış olacak. Sayın Hocam, 14 Temmuz'da biliyorsunuz bu Anavatan Partisi'nin Başbakan Çinler'in mal varlığıyla ilgili bir soru önergesi var. 14 Temmuz'da da görüşülecek. Parti olarak destekleyecek misiniz bu konuda? Tabii o gün ne yapacağımız belli olur. Ancak bugünkü hükümetin artık parlamentoda bir dayanağı kalmamıştır. Son vermiş olduğumuz Refah Partisi olarak verdiğimiz gen sorunda bildiğiniz gibi iktidar partileri seyahate giden üyelerin seyahatlerini iptal ettiler. Hepsini bütün güçlerini getirip topladılar. Ancak 168 oy aldılar. 450 oydan 168'i. Çünkü bitmişler. Kendi partileri içinde de destekçileri kalmamıştır. Bugün muhalefet tam mevcut meclise gelse bu hükümet o gün düşer. Ve tabii bir an evvel de düşmesi lazım gelir. Çünkü bu gidişatın sonu yok. Bak gördünüz, ülkeyi faizle batırdılar. 6.000 kişi işten çıkarttılar. En büyük stratejik fabrikaları kapatacağız diyorlar. Köylüyü ezdiler, memuru, işçiyi, esnafı ezdiler. Şimdi artık işçiler gördüğünüz gibi alev alev yanıyor. Dayanılmaz zulüm karşısında meydanlara dökülmek mecburiyetini hissediyorlar. Bu böyle gitmez. Bunun sonu yok. Yapacaklar hiçbir şey yok. Ve de kaybedilecek vakit yok. Bir an evvel adil düzenin yönetilmesi şarttır. Başka türlü kurtuluş yoktur. Ne kadar çabuk buraya dönülürse o kadar çabuk ızdıraplardan kurtulur. Efendim şimdi bunlara tabii herkes kendine göre bilsin. Sayın Cindor, ülkenin gidişatının memnuniyet verici olmadığı tecrübesi olan ve meclisin başkanı olan bir insan olarak çeşitli beyanlarıyla hep ifade etmişlerdir, ikaz etmişlerdir. Görevlerini yapmaktadır bir meclis başkanı olarak. Bunun komployla, monployla alakası yok. Öbür taraftan tabii Mesut Yılmaz Bey de bir muhalefet partisi olarak bu gidişatın sonu olmayacağını ifade ediyor. Aynı şekilde DYP'nin içinde de bir büyük milletvekili grubu, onlar da bu gidişatın sonu olmayacağını ifade ediyor. Aynı görüşte olmaları demek, aralarında böyle komplo mumplo diye ifade edilen bir irtibat olduğunu göstermez. İşçisi de bu gidişatın karşısındadır. Memur da, esnafı da, köylüsü de. 60 milyon bunun karşısında.
Çünkü her aklı başında insan bu gidişatın bir şey getirmeyeceğini görür ve bilir. Olay bundan ibaret. Bu görüşteki insanlar el birliğiyle bu gidişata son verecekler. Çıkartamayacak şekilde ezildi. Buğdayının parasını alamaz. Ekin ekmemeye karar veriyor. Çünkü ekerse daha çok zarar yiyor. Esnaf siftah yapamıyor. İşçi sokaklara bükülüyor. Memur her gün başına cop yiyor. İşte 3 ayın bilançosu bu. Bir insan şöyle etrafını başına çevirse Kabe bunun ayrıca lafla örtbas edilmesi mümkün. Dolayısıyla yapacakları hiçbir şey yoktu. Yeni başlatmışlardı. Hiçbir ilaçları da yok. Bir tek yapacakları çıkalım, bırakalım. Yapmazlarsa yaptıracaklar. Çünkü Türkiye büyük değişim yani. Bak eskiden alışkın bir takım tekallime sınıfı belediye başkanları var. Adam 20 sene belediye başkanı oldu. Neden? O ilçede, o belediyede ben komünizme karşıyım diye bir birikmiş Adalet Partisi oyu olurdu. Bu oy bu adama birikiyor. Bu adam da hiçbir hizmet yapmadan 20 sene seçiliyor. Ama şimdi bu devir kapandı. Şimdi çalışmayan bir insan artık belediye başkanı seçilemez. Neden? Refah Partisi devri başladı. Belediyelere Refah Partisi belediye başkanları geldiler. Bütün güçlüklere rağmen efsanevi hizmetler yaptılar. Halk şimdi hizmet istiyor ve belediye başkanlığı hizmet yeri oldu. Nasıl yerel yönetimlerde böyle bir büyük değişiklik olduysa şimdi genel yönetimde de bir değişiklik oluyor. Böyle ülke meselelerini çözemeyiz. 500 bin enflasyonu %10'a indireceğim diyeyim. %110'a çıkartanlar. Artık o sandalyelerde oturmaları mümkün değil. Bu yaptıklarının bir tanesi bir Batı ülkesinde yapılsa o hükümet 40 kere düşer. Ama Türkiye'de şimdi bu yanlığa geldi. Dolayısıyla bunlar da düşecekler. Nevşehir seçimleri çok büyük mana taşıyor. Akrepa Partisi %30'a kazanmışken şimdi %50 ile kazandı. Beykoz'a da böyle oldu. Burada %30'a kazandı, şimdi %50 ile kazanacağız inşallah. Fatih'e Yalova. Neden? Çünkü halkımız duyarlı, sağduyusu. Güzeli, iyiyi, doğruyu fark ediyor. Ben bunu istiyorum diyor ve bu yolda gayret ediyor. Bak iki gündür Beykoz'dayım. Refah Partisi'nin topluluklarını görüyorsun. Herkes dükkandan sokağa dökülüyor. Her evde oturan halk balkona çıkıyor. Alkışlıyor, sevgi tezahürüne bulunuyor. En ufak bir meydanda 5 dakika dursak bütün meydan insanlarla doluyor. Bu ne? Halkımızın canlılığı. Onun için biz bu olayları gördüğümüz zaman milletimizi bir kere daha takdir ediyoruz. Ve bu millet İstiklal Savaşı nasıl yapmıyor? Bunu bir kere daha yaşıyor. 10 yıllık bir harp döneminden sonra herkes bitti zannettiği anda yepyeni bir devlet kurdu. Aynı Cevher şimdi gemi batmış, faizden boğulmuş, işsizlikten, açlıktan bitap kalmış zannedildiği bir anda enkazdan güneş doğuyor. İşte Refah Partisi. Bu halkın inancı, halkın hayatiyetinin bir işaretidir. Bu gördüğümüz olaylar halkın canlı gözü. Bu canlılık dolayısıyla artık Türkiye'nin meselesini çözemiyoruz. Böyle devri geçmiş, Batı taktiği, faiz yönetimleri o sandalyada 2000 oturamaz. Bitti. Değerlendirme bir işe yaramaz. 600 bin insan aç kaldı, kahvede oturuyor. Televizyonda Çiller Hanım, biz Türkiye'nin meselelerini hallettik dese, ne yapacak bu adam? Dua etsinler ki oturduğu sandalyeyi televizyona kaldırıp atmıyor. Çünkü halkımız sabır. Sayın Çiller'in Amerika'da
yatırım yapması. Kişisel şey. Evet, tabii biz söylediği gibi arkadaşlar kişisel meseleleri en önemli meseleler saymıyor. Nasıl değerlendiriyor? Asıl değerlendiriyor. Bizim alıyoruz insan ayrı da işten çıkar. Fabrikalar kapanmış. Halk inimini bilmiyor. Buna sebep olduğu için bizler arasını uzaklaşmış. Sizin sorunuz alanında bitirelim. Canlılıklar bahsettiniz Sayın. Tayyip Erdoğan ise geçen gün toplantısında yaptı. Dedi ki Cumhurbaşkanı da geldi. Başbakan da geldi. Herkese alkışlıyorlar. Acaba bu da öyle bir şey mi yani? Siz bunu bir ölçü olarak alıyorsunuz. Yok bak her gün herkes geliyor. İşte öyle değil. Yani sizce de toplum dalgalı mı? İşte tam tersi. Toplumumuz fevkalade canlı, fevkalade şuurlu. Şu bizim 5 dakika durduğumuz zaman dolan meydanlarımıza onlar 10 gündür adam toplamaya çalışıyorlar. 3 kişiyi toplayamıyorlar. Topladık dedikleri meydandan geçerken bir de bakıyoruz ki toplananlar da refahçı. Refah geçici diye geçmiş oluyor. Yani gördüğümüz bu. Bizim karşılaşmıştık. Bitmişlerdir. Evet, onu bilmiyorum da evet, önemli olan halkımızın son derece... Programı açıyoruz, teşekkür edelim arkadaşlara. Evet. Bu bizim girişimimiz en uzun yok. Meclis'te birçok milletvekilleri zaten istifa etmek istiyorlar. Çünkü bu gidişten bir sonuç çıkacağına inanmıyorlar. Onun için her an Türkiye ara seçime gider. Ara seçime gitmek ki bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Bizim milletvekillerimiz hazır olduklarını bildirmişler. Ama biz bu şekilde herhangi bir fırsatçılık yapmak istemiyoruz. Bizim dışımızdaki sebeplerden dolayı bir ara seçim yapıldığı zaman herkes biliyor ki 23 milletvekiliğinden en az 20'si cepha vakti alacak. Çünkü ara seçimlerin nerede yapılacağı bildirilir. Kaldı ki bu bütün Orta Anadolu, bakın %50 oyla refahçıdır. Bütün Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu. Ege'deki birkaç vilayet, onlar da her gün büyük bir hızla refahçı oluyor. Ama bütün Türkiye refahçıdır ve refahın oy oranları %50'yi bulmuştur. Bu çok büyük bir gelişmedir, büyük bir değişmedir. Bunun sonucu olarak da elbette Refah Partisi kim ne yaparsa yapsın, kahin ve sonunda iktidara gelir. Peki ben son olarak dış politikasına geçeyim. Sayın Bayoğlu'nun tabii çok üzücü bir olay. Fevkalade ülkemiz adına üzüntü duyduk. Ancak bir yandan bu taklitçi yönetim ne Yunanistan'a en ufak bir yaptırım uygulayabilir, ne sözünü dinletebilir, ne de kendi diplomatlarını koruyabilir. Asıl zafiyet bugün Türkiye'deki yönetimde. Bakın Siblit'e askerini göndermiş, Zeniçaya geçinemiyor. Şu hale bak. Bu ne kadar hakikaten bizim için üzülecek bir durumdur. Ne kadar aciziz, ne kadar köleyiz. Olmaz dediler mi bitti. Niye gönderdiniz öyleyse? Madem göndereceğiniz yere kadar asker göndermeye gücünüz yetmiyor. Hangi dış politika meselesini alsanız? Bak hani Irak, bu Amerikalı ağabeyleri kaşını kaldırdı mı? Bitti. Bunlar işi bitiyor. Bunlar da işi yok. Bunlar hiçbir şey yapamaz. Şu anda Refah Partisi iktidarda olsaydı, bütün dünya birbirimizde Siblit'teki askerimizi orada tutabilir. Yeri göğü yıkar, onu denişerek yıkar. Türkiye'ye yaraşan budur. Halkımız bunu istiyor. Onun için bağımsız. Onun için milli görüntü Refah Partisi'ne koşmuş, bütün gücüyle Refah Partisi'ni kucaktı. Durup dururken değil, bu gelişmenin temelde yanan pek çok sebepleri. Son bir soru. Boşalıkta 23 Aralık'ın başı çıkıyor. Sonuçta yine şu anlar yetişen bir garanti edin. Aşka. Bunlar saç değil. Bunlar uzun yok. Nasıl olsa? Nasıl olsa hem 20'si olacak hem 300'ü de Refah Partisi'nin olacak. En aşağı. Sonra da
arkadan bir seçim olacak. Çünkü sizlere Mamartin olacak. Onun için olaylar zaten bütün kurduyla oraya doğru gidiyor. O ihtimala bizim ayrıca bir şey yapmamıza lüzum yok. Bir an evvel kurtulacağız inşallah. Peki, teşekkür ediyoruz. Hemen bir baş atlıyoruz. Her saygılar sunuyoruz. Hocamızı, Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Thank you.
yetkililere güne bakalım.
Sizlere sevgi...
Partisi Genel Ekrem Erdem Bey, Beykoz Belediye Başkanı adayımız Sayın Yücel Çelik Bey. Siz otobüsümüzün arkasındaki üstü açık selamlama aracımızdan muhtemelen... Sağolun, var olun. Sizin sevgiliniz bize yeter. Refah gelir, yüzler güler. Bakalımızda hayırlı işler veriyor. Refah Partisi Genel Başkanı, Sayın Profesör Doktor Mesut Erbakan, Bölgemiz Milletvekili Sayın Ali Uğuz Bey, İstanbul İl Başkanımız Sayın Ekrem Erdem Bey, Beykoz Belediye Başkanı adayımız Sayın Sevgili Saygı Sayın. Gününüz bereketli, geleceğiniz aydınlık olsun. Sağ olun efendim, sağ olun, var olun. Partimizden gönül dolusu sevgiler, sırrımızın arkasındaki selamlama aracımızdan sizleri selamlıyorlar. Hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyorlar. Hayırlı işler diliyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Sevgi, saygı bizden. Kolay. Hepinize gönül dolusu sevgi, saygı sunuyoruz. Şu anda ses otobüsümüzün arkasından dolusu sevgiyi sayıp duruyorlar. Şu anda
Sayın Başkanım, Sayın
Doktor Necmettin Erbakan. Bölgemiz milletvekili Sayın Ali Oğuz Bey. İstanbul İl Başkanımız Sayın Ekrem Erdem Bey. Beykoz Belediye Başkanı Adayımız Sayın Yücel Çelik Bey. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorlar. Arkadaşlarımıza iyi çalışmalar diliyoruz. Sevgi için, kardeşlik için, masumu tutup kaldırmak için, oyunu bozmak için refahın vakti geldi. 34 NDF 92, teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, sağ olun. Esnaf kardeşlerimize hayırlı işler diliyoruz. Selamlama aracımızdan sizleri selamlıyorlar. Hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyorlar. Sağ olun, var olun. Sizin sevginiz bizim. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Saygıdeğer hanımefendilere sevgi sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Muhterem Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Şu anda selamlama aracımızdan sizleri selamlıyorlar. Hepinize gönül dolusu sevgi, saygı sunuyorlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Haklının hakkı için, herkesin hakkı için sevgili bozar bahsediler, oyunu bozar. Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan, bölgemiz milletvekili Sayın Ali Öz Bey, İstanbul İl Başkanımız Sayın Ekrem Erdem Bey, Beykoz Belediye Başkan Adayımız Sayın Yücel Çelik, şu anda aramızda bulunmaktadırlar. Ses oyuncumuzun arkasındaki istihbarat selamlama aracımızdan size selamlıyorlar. Hepinize gönül dolusu sevgiye saygı sunuyorlar. Sağ olun efendim. İlerimize göstermiş olduğunuz bu yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Esnaf kardeşlerimize hayırlı işler diliyoruz. Gününüz bereketine geleceğiniz hayırlısı olsun. Sağ olun efendim. Sağ olun, sağ olun. Sevgi, saygı edilen. Gel kardeş. Sağ tarafa geç kardeş. Hadi bakalım. Sağ olun, sağ olun. Size çok teşekkür ediyoruz. Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız şu anda aramızda bulunmaktadır. İstihbarat selamlama aracımızdan sizleri selamlıyor. Hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyor. Bölgemiz milletvekili Sayın Ali Öz Bey, İstanbul
İstanbul İl Başkanı Sayın Ekrem Erdem Bey, İstanbul Belediye Başkanı adayımız Sayın Yücel Çelik Bey, şu anda aramızda bulunuyorlar. Üstü açık selamlama aracımızdan sizleri selamlıyorlar. Hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyorlar. Sevgiler hanımefendiler, sağ olun efendim, sağ olun, var olun. Sizin sevginiz bize yeter. Yeterin hakkı için, oyunu bozmak için, Beykoz'un halkı için refahın vakti geldi. Kardeşlik için, mazlumu tutup kaldırmak için ağır refahın vakti geldi. Evet, genel başkanımız aramızda. Hepinize görüşler diliyorum. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Genel başkanı Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız, şu anda üstü açık araçtan sizleri selamlıyorum. Hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyor. Sağ olun efendim. Sevgi saygı bizden. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. Çiftli havuzlarımızın güzel insanları. Refah Partimizden gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan, bölgemiz milletvekili. Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan, bölgemiz milletvekili Sayın Ali Uğuz Bey, İstanbul. Thank you.
kutlamasına bulunuyorlar. Hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyorlar. Devam edelim. Sevgili gönül sorulular, oyunu bozmak için refahın vakti geldi. Refah Partisi Genel Başkanı, Sayın Profesör Doktor Nesrettin Erbakan, Bölgeniz Milletvekili Sayın Aroğuz Bey, İstanbul İl Başkanı Sayın Ekrem Erdem Bey, Enkoz Belediye Başkanı, Thank you.